Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 1-7 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet Venüs'ün ardından bu haftada Merkür ileri harekete dönüyor. 3 Mayıs'tan itibaren Koç burcunda ileri bir Merkür var. 16 Mayıs'a kadar Koç'ta ilerleyecek. 7. evinizde hareketler artıyor ve olumlu bir şekilde ilerliyor artık gezegenler. Venüs'ün ardından Merkür'ün de orada olması bu dönemde özellikle ilişkilerinizle ilgili daha fazla düşüneceğinizi, daha fazla belki de iletişim içerisinde olacağınızın işaretçisi, ortaklık, evlilik, partner ilişkileri, bunları masaya yatırıp daha fazla görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz, fikir paylaşımları olabilir, ne yapacağınızı planlayabilirsiniz, hoşlandığınız kişilerle haberleşebilirsiniz, yeni teklifler alabilirsiniz, öneriler alabilirsiniz. Artık son 1,5-2 ayda yaşadığınız stresler yavaş yavaş düzelecek. Problemler varsa onları düzeltme fırsatlarıyla da özellikle ilişkiler alanında daha fazla karşılaşacaksınız. Bunlar sizin için daha keyifli olacak. Evet, ay geçişlerine baktığımızda pazartesi günü ay yengeçte biraz daha böyle görevler, sorumluluklar, sosyal kavramlar, kariyer konuları öne çıkarken salıdan itibaren ay aslana geçiyor. Sosyal özellikle arkadaşlar, grup çalışmalarına biraz daha yönelebilirsiniz. İş yoğunluğunuz varsa o günlerde ekip çalışmalarından daha fazla fayda görmeniz mümkün. Kalabalıklar içerisinde yer alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız biraz daha arkadaşlarla keyifli organizasyonlar yapmak, sohbet etmek mümkün olabilir. Ya da bazı dernek, vakıf gibi, kulüp gibi ortamlara ya da lüks, elit ortamlara bugünlerde daha fazla girebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek için, sanatsal faaliyetler için iyi bir dönem ki siz terazisiniz. Genellikle bu tarz uğraşlarınız olabilir. Ay aslandan geçerken de bu günler verimli olacaktır. Değerlendirebilirsiniz. Perşembe akşamından itibaren ay Başak'ta biraz daha özellikle Perşembe ve Cuma günlerini sakin geçirmeniz mümkün. Daha içe dönük enerjiler var. Kişisel bakımınızla uğraşabilirsiniz örneğin. Bugünlerde beslenmeniz, diyetiniz, sağlık kontrolleri olabilir, diş kontrolü olabilir. Bununla ilgili kavramlar gündemde olabilir. Pazar günü ise ay sizin burcunuzda. Bu da tabii ki motivasyonunuzu arttıracak. Ayrıca bulunduğunuz her ortamda biraz daha ilgi görebilir, dikkat çekebilirsiniz sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.